arkadaşım benim. Talk showcusun, evet. Ve konuğunu ağırlamak istiyorsun. Kim bilir hangi ünlü konuk geldi. Sen kim bilir ne kadar mutlu olacaksın, evet, onu görünce. Öyle mi? Konuğu görünce ayakların yerden kesilsin, tamam? 3, 2, 1 çağır konuğunu. Huzurlarınızda konuğum. Hazır hissediyorum kendimi. Ben gidip alayım mı? Ben gidip alayım. Ben gidip alıyorum. Oh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Evet. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Arkadaşım dur. Evet. Tanımadın, ben de tanımadım yani. Ben tanıyorum. Sabahın yarısı, diğer yarısı nerede? Yapıyor, böyle şakalar yapıyor, ara sıra yapıyor böyle şakalar. Naziklik yapıyorum. Evet. Sabah. Zayıflamışsın manasında. Evet, teşekkür ediyorum. Sen de sabahın. Çok evet. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten. Hocam. Gerçekten öyle. Ben sizi son gördüğümde, mesela görmüştüm, şimdi görmedim demin. Yani böyle. Şu anda azı, yok. Evet. İnanılmaz tebrik ediyorum. Çok sıhhatli ve zarif çok gördüm sizi. Hoş geldiniz. Ne kadar mutlu olduğunu ne göster. Ne kadar mutlu olduğunu göster bana. Sen göster. Sen göster mutlu. Sen salak sen, olan. Sen öndeki. Sahnedeki tek salak. Yok, seni yemem. Tamam. Gerçekten çok mutluyum. Şu an sizi görmek beni çok göster, mutluyum. Göster sadece. Göster. Sadece size mi göstereyim? Hayır. Sabah. Söylesene göstersin sana. Mutluluğu göstersin. Bana o kadar mutluluğu mutlu. Göstersin. Şu an, ne kadar mutlu oldun beni ya görünce. Ya resmini bile çizerim şu an mutluluğu. Gerçekten mutluyum. Hakikaten diyorsun. İnanılmaz mutluyum. Göstermek olarak? Göstermek olarak işte o henüz öyle bir yayın saati yoktu. Lütfen buyurun lütfen. Şöyle. Nasıl, orada mı rahat edersiniz? Burada mı? Efendim, sabahın masanın üstüne otur. Sabahın masanın üstüne otur. Olmaz. Hayır yapmayın. Çünkü bunda taşırım, pıtırcıklar var. Pantolon vinil. Tight. Şöyle durayım. Vinil şey olduğum. Şöyle şimdilik ben bir böyle şey oturacağım. Her şeyi biliyorsun da. Evet. Hani benim dediğimi niye yapmamaya çalışıyorsun? Şimdi ilgi alana göre şu. Vinil pantolon bizim internetten çok sipariş ettiğimiz. Arkadaşım! Vinildik bir yanı var yani bunun. Evet. Evet. Müzisyen. Ver müziği arkadaşım. Al müzisyenden müziği. Hisset. Hissetsene. Ve bu hisle konuğuna doğru gidersin. Git konuğuna ve başlat. Gerçekten tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü İstanbul'un bu trafiğinde bir yerden bir yere gitmek ölümken sizin kalkıp buralara kadar gelmeniz yoğun temponun ben altında. Ben uçarak geldim. Kapat perdeyi, kapat. Arkadaşım. Evet. çok güzel haberler aldım. Kitabınız çıkmış. Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Uzat. Tamam. Uzun bir kitap çıkarmışsın. Değil mi? Şey oldu. Mevzuyu uzat. Sen mevzuya gir. Şey, evet. Kitabın kapağını tarif ettir kitabın mesela. Kitabın kapağı nasıl? Böyle bu Amerikan çerçeve. Yani. 21 günde mutluluk. Yani evet. Kitabımızda tam olarak neye... Nasıl mutlu olunabileceğini, kalıcı mutluluğun formüllerini aradım kendimde. Ruhumda, bedenimde onu yazdım bulunca. Ya bu sizinle ilgili aslında. Evet, herkesle yani. İlgili yani. Seninle ama ilgili. Ama bir gözlem ay değil yani, değil mi? Kişisel bir... Kişisel. Tamamen kişisel. Çok üzerimde güzel. Deneyimleyip de yazdım yani. Benden birçok hikayeler de var. Benim yani. De gençliğim öyle geçti ama işte bir kitaba dökemedik. Arkadaşım, senin üzerinde bir tanesini deneyimleyebilir mi? Söyler misin? Ya gönül isterdi tabii. Yani arkadaşım. Çünkü okumak gibi... Bence canı gönülden istiyor. Evet, konuk bozuldu. Yenisini alabilir miyiz? Arkadaşım. Arkadaşım, evet. Kadını güldürtme. Adam gibi kağıdını aç, sorularını sor kartondan. Evet. Şunu, bunu kimseye bugüne kadar sormadım. Hiçbir misafirime. Onların da hakkını yiyemem tabii ama hakikaten ilk defa size nasip olacak. Sizce neden hiçbir şey yazmıyorlar? Yani beni niçin birisi kullanıyor bu haftalardır? Şuraya bir soru yaz ya. Arkadaşım, ben kendi sorumu sormak istiyorum. Küçük. Sen onda sen... varmış gibi yapacaksın. Evet, evet, evet. Onu siz evet. ısrarla şu söyleyeyim. Şeyi tatbik etsin sende, mutluluğun formülünü. Mutsuz bir adamsın ya, bütün gün suratlı karışık. Şimdi ama o tatbik edilecek bir şey değil. Şimdi Sabah Hanım kendiyle ilgili gözlemini, kendi hissiyatını kitabına dökmüş. Bedeni yani ben... dedi. Ama herkesle ilgili bu. Ben de insanım, sen de insansın. Hepimizin duyguları var. Kadın yapmak istiyor sana ne? Ben seni mutlu etmek istiyorum. Zamanı geldi.
arkadaşım ya. Hocam affedersin, ben boğa burcuyum da. Şimdi o arkadaşım zaman... Arkadaşım kemer mi o? Ha evet, bravo, kemer o. Kemer, evet. Ne kemeri, anlat. Yani 21 gün kullanılır mı bilmem ama... Her gün hanımefendi gelebilir mi? Arkadaşım ya, bir dur. Şimdi hakikaten hocamın da dediği gibi... ...bende tatbik edebileceğiniz ya da bana anlatabileceğiniz... ...böyle küçük bir şey var mı? Sana küçük, sende neyi tatbik küçük edelim? Derken... biz anladık senden. Örnek olarak... Anladık. Kısa mı demek? Kayıttan. Hayır, hayır. Şimdi insan ister ki mutluluklar uzun... Çocukları alabilir miyiz? Ya da burada büyüsünler. Şimdi... Evet, ben baştan uyardım merkeze. Yani şimdi evet, var mı hakikaten? Yani orada bir bölümdeki bir şey en azından bana bilgi olarak aktarabileceğiniz, çünkü benim de. Mesela nefes alma tekniği. Evet. Şükretme. Ne yaparken nefes alma, sor. Nefes tutma daha iyi aslında. Şimdi beni kesin. Ah, sana çok uygun bir şey. Arkadaş detoksu. Mesela yönetmenin... Nefesiydi, nefesiydi. Hayır. Otur sabahın yanına. Bir dakika ya. Arkadaş detoksu... Yönetmen detoksu olabilir seni çok sıkarsa. Çağırdık ona yani. Bir danjör çağırdık. Biraz bir mesafe koyacaksın araya. Nefesi burnumuzdan alıyoruz, evet. Ağzımızdan. Evet. Tamam, o tam diyafram nefesi gibi aslında. Peki, normalde insanlar ne yapıyor Sabah Hanım? Normalde de insanlar... hocam, normalde doğrusu de tabii ki öyle. Ama mesela kendimizi dinlendirmek için... ...gece uyumadan önce uykuyu tutturabilmek için nefesi alıyoruz. Bir 10'ar dakikalık seanslar yapıyordum. Her sabah kalktığımda, her akşam da yatarken. Şimdi hepimizin çok iyi nefes aldığımızı bildiğimizi düşündüğünü düşünüyorum. Şimdi benim asıl merak ettiğim arkadaş detoksu. O nasıl hakikaten, onu çok merak ettim. Arkadaş detoksu, hayatındaki bazı insanları hayatından mecburen uzaklaştırıyorsun. En sevdiğim şey. Evet. Evet. Hatta mesela ben şey yaparım mesela. Sana negatif enerji bana vereni, evet. Sana laf söyleni derken böyle hani bir irinler vardır ya hayatımızda böyle. Hı. Laf sokmaya. Sabah Hanım ne demek istiyorsun, çocuğu hayatından sana kızanları falan çıkar diye? Yani, yok yok, insandan bahsediyorum. İnsandan bahsediyorum. Şimdi ben şuna çok inanıyorum. Mesela bunu diyelim ki bana Murtaza diye biri aldı. Ve ben Murtaza'ya fitilim bu aralar. Ha. Dolayısıyla çaktırmadan bu Murtaza'nın aldığını hep atarım. Benim böyle bir adetim var. Benim de vardı. Yani negatif adamın negatif malzemesi bende ben olmaz. Evet. Eve bile sokmam. Bu en son kırbaç. Neler attım daha önce? Hayatımda duyduğum en saçma sohbeti yapıyorsunuz. Evet. Amaç bu zaten. Ama sen doğru. O sohbete dahil oluyorsun. Ben. Herkese ilginç gelecek bir 21 kuraldan bir tanesini söyle. Mesela nefesi yaptırsana şuna. Ben burundan alıp ağızdan vermeyi hiç bilmiyorum mesela. Sen sürekli yediğin için... Yani nefes alacak yer yok ki, alıyorsun. Mesela kafan çok dolu. Tamam, burada kafan şişmiş artık, evet, program, evet, yapmaktan, yönetmenini dinlemekten. Artık bir böyle eve gidip kafanı yastığa koyup rahatça hiçbir şey düşünmeden uyumak istiyorsun. Tamam, ayakta uyu. Yapsın sana. Kalk ayağa. Ayakta uyu. Evet, kalk ayağa. Yatağa yatmışsın, ayaktasın. Yatmış mıyım, ayakta mıyım? Ayakta benim yatmışsın. Benim arkamdan da tekrar edeceksin. Tamam. Yani... Su var mı? Ben söyledikten sonra sen de, evet, söyle. Şimdi gözlerini kapat. Nefes al. Nefes alırken ben de. Ben. Nefes verirken burada. Burada. Nefes al şimdi. Şimdi. Birim. Nefes ver. İki dakikaya geliyorum. İki dakika. Ne oldu? Yok bir şey. Ya şeyim. Aşırı gevşettim tabii. Işte. Bak gerçekten bunu yaparsan 5 dakika, 10 dakika yapmaya da gerek yok. Bir 5 dakika bunu yaparsan... Bunu sessiz mi yapıyorsunuz böyle? Yok, içinden söylüyorsunuz. İçinizden, ha tamam. Kafan sıfırlanıyor, başka hiçbir şey düşünmüyorsun ve direkt böyle mis gibi uykuya geçiyorsun. Hayır, şimdi sesli mi değişimi sebebi, bunu içinizden söylerseniz bu başka bir egzersiz. Hakikaten alıp verirken söylemeye çalışırsanız başkadır, çünkü konservatuvarda öğretim. Evet. Bir anda. Ne oldu hacı? Ben burayı montajla atarım. Atarsın, atarsın, burayı atarsın. Evet.